Fred çıkar mı diye yorum yapanlar Fred'e kesecekler. Yani ne mahkeme ise fatura da ona, onadır. O nedenle e, iki maçın genelinde bak, baktığımız zaman e, yönetme kapasitesine ben teknik olarak dediğim gibi problem görmüyorum ama men, mental olarak İsmail Hoca da e, Fenerbahçe takımı da yeterli değildi. Yani İsmail Hoca'nın aslında e, şeyi dengesinin kaybolduğunu son yaptığı açıklamalarda işte ben şunları şunları yapıyorum bana hala böyle diyorlar. Açıklamasını yapması bir de İspanyolca'nın o dengesinin, Şimdi o hocanın, mental gücünün kaybolduğunu gösteriyor. Az sonra açıklamalarına geleceğiz. Şenol Hocam sizinle devam edelim. Çünkü bu maç sonrasında hocanın enteresan açıklamaları var ama az sonra dediğim gibi basın toplantısında veririz, konuşuruz. yani dört günde hocam iki kulbarda büyük kayıplar. Bir tanesinde elendi Fenerbahçe, bir tanesinde büyük dezavantajlı duruma geldi bugün de hocanın hamleleri çok konuşuldu. i̇lk yarıda çok iyi oyun olmamasına rağmen Fred'in bir golü devre arasında 1-0 giden bir Fenerbahçe ama ikinci yarıda işler tersine döndü. Ya şimdi Ömer Gürcan özetledi, bayağı bir özetledi. Ya işin derinine gittiğin zaman çok farklı bir şey. Sen dört gün önce diyorsun. Bundan dört hafta önce dört tane kupanın dördünde de talipti Fenerbahçe. Ziraat Türkiye Kupası, Süper Kupa, Konferans Kupası hadi yarı final final yapar diyorduk. Şimdi ligde de Galatasaray'dan 2 puan da 4 puan geri kaldı. Baktığı zaman zincirleme bir trafik kazası gibi geliyor bu iş. Önce Ziraat Kupası'ndan elenmesi, arkasından Süper Kupa'yı oynamadan kaybetmesi, arkasından Konferans Ligi'nde çok rahat eleyebileceği, yani zorlanmadan eleyebileceği bir takımı elenmesi Bunların hepsi Fenerbahçe takımının üzerinde çok büyük bir psikolojik dengesizlik, kabus oldu. Net söylüyorum yani Hocam kayıplar Ankara gücü, Olimpiyakos ve Sivas Spor'a. Yani kulları olarak bahsediyorum. Zira Türkiye Kupası'nda Ankara gücünü elendi evet. Fenerbahçe. İşte Konferans liginde Olimpiyakos'u elendi. Evet. E, bugün de puan kaybını Sivas Spor'a karşıladı. Şimdi işte e, bu Olimpiyakos maçları psikolojik bir çöküntü yarattı. Bu takımın üzerinde net bir şekilde bugün belli oldu. Ha Fenerbahçe o kadar güzel anlattı ki göreceğim. Ya iki defa öne geçiyorsun. Ve kontrataktan gol yiyorsun. Ya yani bir oyunu sete döndürmek vardı. Topu çevirmek vardı. Fenerbahçe'nin orta sahasında savunmasında da beklerinde de bu işleri çok iyi yapabilen oyuncular var. Fenerbahçe'nin yediği gollere baktığım zaman kontra goller hele yani Ferdi'nin kaybettiği dediği top rakip takımın orta sahasının yarısında. Ya, 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 rakip alanın yarısında. Yani neredeyse 70 metre top getiriyor. Santrofor Gol atan mı? Evet. Spor Sporda, koyta. koyta. Verkaçı yapıyor. ikiye biri yapıyor. Ve kademede hiçbir oyuncu yok. Yani sol stoperin oraya gelmesi, orta sahadan İsmail'in oraya müdahale yaptı. İsmail kazanamadı. Hı hı. Ferdin'in kaybından sonra otoboruya kadar geliyor. Ve kaleci yani işte bir kere de sen kurtaracaksın. Bak şimdi gemiyi kurtaran kaptan genelde kaleciler olur. Bu tür durumlarda biz ne diyoruz? En çok atanla tutanın olursa kazanıyorsun. Ya, şeyden rica etsem 29 galiba bugünküyle 31 tane tahmin ediyorum Fenerbahçe gol yedi. Tam o, e emin olmak için Hem bir arkadaşlara sorarsak. Hemen Galatasaray'da yanılmıyorsam 21 falan olmuş. 30 Fenerbahçe'nin. Kaç? 7 gol. 30 Galatasaray 21 gol. Ha, yani. 21 gol. Şimdi buradan zaten resim ortaya çıkıyor. Şampiyonla oynayan takımların fazla gol yediğin zaman bu işi götüremez. Bak Galatasaray son haftalarda yemeden kazanıyor. Attığı zaman bile fazlasını atabiliyor. Ki ayrıntılı puan tablosu da şu anda ekranda. Ha, Genelde şampiyonlukta da hocam Şimdi bak averajda altında olur yenilen goller. Averajda bak 20 20 gol falan averajı vardı yaklaşık Fenerbahçe ile Galatasaray arasında. Galatasaray kapattı. Bir bir gol averaj kaldı. Yani şu puanlamaya göre. Bir gol averaj kaldı. 20 20 gol falandı. Ha bu ne? Fenerbahçe uzun süre sakatlarla boğuştu, boğuştu. Sakatlar düzeldi, geldi, takım toparlandı. Ama savunma anlayışında hala bir düzelme yok. Livakovic yani bazen bir maç oynuyor. ikinci maç ortada yok. Savunmada şimdi Fenerbahçe'nin en iyi oyuncuları. Beko Aucuk, ilk defa bir arada oynadılar. Şimdi o penaltı pozisyonda Fenerbahçe'nin yediği ikinci golde ya bir tane orada Raymanay var. Onu tutamıyorsunuz. Yani ve orada sol taraftan o kadar uzun pas atıyor ki yaklaşık yani 50-60 metre yakın yani abartmayayım 40-50 metre diyelim. Yani tam onu hesaplayamam da şimdi bana hesap cetveli lazım değil orada. Çok uzun bir top. Hocam orada Mert de mesela rakibini... ilk yakın karşılasa belki o orta şansını vermeyecek. Eyvallah o hatayı yapabilirsin Ömer. Ama savunma oyuncusu her zaman ben şimdi Gürcan'ı tutuyorsam, Gürcan'ın ben nerede olduğunu şöyle yoklarım ara sıra. Gürcan'a ben böyle faul yapmam ama Gürcan'ın şöyle arkandaysa bile buna bir bakarsın. İki tane stoper koşuyor. Senin arkandan bir oyuncu koşuyor ve sen ortada yoksun. iki stoper de yok. Arkadan gelen oyuncu top alıyor oraya giriyor. Yani o pozisyonu vermeyeceksin. Diyorum ya birinci golde bütün herkes ferdi yaralandı rakibin yaralanı kaybediyor. Stoperler dengesiz topa giriyor. İsmail dengesiz topa giriyor. Bir kademe denge anlayışı vardır futbolda. Onların hiçbirini uygulamıyorsun. Ertelemiyorsun rakibin gelişini. Geciktirmiyorsun karşısına durup da arkadaşlarının sana yardım etmesini sağlamıyorsun. Geriye doğru kaçıyorsun. Ya bomboş geliyor vuruyor... O stoperin oraya çok daha önce gidip santroforun önünü kesmesi gerekir. Ha koç'a vurdun bacak arasın. Ya olabilir o golü ben niye yedi diye bir şey demem. Ya ama ara sıra sen de bir tut yani. Bakıyorsun öbür taraftan Mustafa bu tür topları kafasından, elinden, bacağından, ayağından bir yerinden kurtarıyor. Kurtarıcı arkadaşların hatasını birileri telafi etmiyorsa orada andaki bir sorun var. Yani zincirleme gelen bir kaza geliyor tık 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 her yerde devam ediyor. Birisi engellemiyor yani birisi çıkıp da dur demiyor. Yani bir polis trafik polisi der ya e, en son sen dur. Mörfi kanunu vardır ya. He. Bir, bir şey kötü giderse her şey kötü gider. İhtimali varsa. <laughs> ya birisi çıkıp engellemiyor. Bu tür şartlarda şimdi. Ya bir de bakıyorsun Fenerbahçe'nin bugün oynadığı futbol. Coşkusunu kaybetmiş diyorum ya. Bu e, Olimpiakos maçı yani bu bir dağılma oldu Fenerbahçe'de. Yani toparlanamıyor. İsmail Kartal'ın da kafası karışık. Şimdi Gürcan'ın dediği gibi sen ne biliyorsun İsmail Kartal'a en büyük desteği ben veririm. Hala da şunu söylüyorum. Şu son 1-2 hafta hariç gerçekten şu anda puan rekoru kırıyor. İyi puanlar topladı ama işin diğer tarafına baktığın zaman orada bir Galatasaray var rakibin senin. Senden daha fazla topluyor. Ve sen çok iyi bir takımın var. Galatasaray'ın da bir çok iyi takımı var. Galatasaray sakin oynuyor. Fenerbahçe takımı çok telaşlı oynuyor. Fenerbahçe'nin yani teknik heyeti de son bir iki haftada telaş içine 2-3 haftadır giriyor. Bazen ne yapması gerektiğini bile zamanlama hatası olarak görüyorum ben. Ben burada net bir şey söyleyeyim. Bugün maçı kurtarmanın çok daha fazla alternatif dediğim olur mu olmaz. 2-1 öne geçtikten sonra Batu Şua ile Serdar Dursun oyunda değil mi Ömer? Evet. Ya ben orada Serdar Dursun'u alırım dışarıya. Mert Hakan'ı orta sahaya takviye koyarım. Ben ya orta yani. sayı güçlendiririm ben azından. Neden İsmail yorulmuş, Fred yorulmuş? Orada o saatten sonra çift santrofor oynamana gerek yok. Bu ayıp bir şey değil. O zaman hocam, İki madem tane santrofordan... son anlardaki değişikliği konuşuyoruz. Ben de bir tane e, yani maçı izlerken takıldım açıkçası. Şimdi 90 artı 12. Yani muhtemelen 13'te 14'te maç bitecek. Hani artı +10 gösterildi ama o evet. süre biraz e, uzayacaktı belliydi. Joshua King oyuna giriyor. İrfan Can çıkıyor. İrfan Can çıkıyor ki hani iki orta ya da üç yapacak, dakika kalmış. Yani evet. artık savunmadan bilir, bir isim alabilir. Hani orta alanlar bir Takımın en iyi oyuncusu gene çıkıyor. çıkıyor. Farkındasın evet. değil mi? Ya gol atan, gol var. pası veren ve o, o ana kadar da en büyük direnci gösteren oyuncu rakibe karşı. Ya zaten sen o zaman ikinci golü 2-2'ye gelmişse, çift santroforunda varsa Joshua King'i de oyun almışsan Onlara zaten orta atacak tek oyuncu, abi, pas atacak tek oyuncu İrfan Can. Abi bilmiyorum yani oyun içinde özell özellikle ilk yarıda mesela ee, hocayı ben mental olarak doğru hazırlamadığı için eleştiriyorum. Bakın Üç defa Ceko'yu kaleciyle karşı karşıya bıraktı abi. O seti kurmuş. Evet o Ceko da orada ne? pas, Aynen. Verse, pas yani, verse belki yani skor önceden bu. Yani teknik yani. adam teknik adam diyoruz ama o seti kurmuş Ceko'yu. Kopya pozisyonlarda, karbon kopya pozisyonlarda 3 kere. Ama bunu zaten ama de, Gürcan hep yapıyor. Cepan'ın en kolay yaptığı Tamam, yani. şey. Fırsatları ama devreyi önde tamamlandı. Hayır. Yani İsmail Kartal, İsmail Kartal diyorsun biraz da Santorofor'un en lafı. Ama ben de be diyorum be ki Ceko bu pozisyonları Gürcan'cığım hep yapıyor, yapıyor, kardeşim. Hayır yapıyor değil. O seti kurmuşlar abi. abi ama o golleri yedirmeyeceksin. Ben yani, de diyorum ki ya, oyunu sette tutacaksın. Hocalık orada Ben İsmail Kartal hocası hayır. hocalığına bir şey demedim. Şey, senin dediğin, İki haftadır. Hayır senin dediğini de yapsa. Belki olabilir. Olabilir. Şey, 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 şey değişmez. Ama ben, önlem almak ben lazım. Ben Mantelde'den fark ediyorum. Nasıl, niye Galatasaray'ı örnek gösterdim? İçeride bile öne geçtiği maçlarda verdi topu rakibe. İşte ben de onu anlatıyorum. Serdar Dursun'u çıkarsan Fem ne Fem olur? takımı deplasmanda bu kadar zor zor maçı iki kere öne geçirmiş ve ikisinde de kontra gol yedi.